Aynen öyle. O zaman biraz... Etkilendiği 11 ilimizden biri de Adıyaman'dayız bugün. Depremler sonrasında 8.387 vatandaşımız hayatını kaybetti. 17.499 vatandaşımız da yaralandı. Evlerinin yıkılması sonrasında Adıyamanlı kardeşlerimiz için an itibariyle 11 merkez noktada çadır kentler hizmet vermeye devam ediyor. Adıyaman genelinde farklı lokasyonlarda konteyner kentlerde 20.056 konteyner hali hazırda kurulu vaziyettedir. Yıkıcı depremler sonrasında kentimizde 33.112 bina yıkık, acil yıkılacak, ağır ve orta hasarlı durumdadır. Sayın Cumhurbaşkanımızın talimatları doğrultusunda vatandaşlarımızın bir an önce kalıcı barınma imkanına kavuşması için hükümetimizin çalışmaları süratle devam ediyor. Bu kapsamda Adıyaman merkezde 20.482, kırsalda ise 2.045 olmak üzere toplam 22.527 konutun yapımı sürüyor. İnşallah bu konutlar bir yıl gibi kısa bir sürede hak sahiplerine teslim edilecektir. Elbette hayatın olağan akışı da bir taraftan devam etmekte. Ticaret bu akışın olmazsa olmazı. İş yerleri yıkılan esnafımızın yeniden ayağa kalkabilmesi, vatandaşlarımızın bu hizmetlerden yararlanabilmesi için ilk merkezimizde 394 geçici iş yeri ve 57 bireysel konteyner esnafımıza teslim edildi. Az önce de Sayın Valimizle de bu esnaf ziyaretinden bazılarını gerçekleştirdik. Gölbaşı'nda ise 300 geçici iş yeri yüzeysel bireysel konteyner esnafımızın kullanımıza, halkımızın hizmetine sunuldu. Hükümetimiz vatandaşlarımızın ilk etapta ayakta kalabilmesi, acil ihtiyaçlarını karşılayabilmesi için hane yardımı, taşınma yardımı, kira yardımı gibi nakdi yardımlar yaptı. Yaralara merhem cihetinde yapılan bu yardımların tutarı 4 milyar lirayı geçti. Bakanlığımızla Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfımız aracılığıyla Adıyaman'a 59 milyon liralık bir kaynak aktardı. Aynı yardımlar malumunuz bakanlığımızın uhdesinde yürüyen bir organizasyon. İlimizde iki depomuz var ki biz az sonra bu depomuzdan bir tanesini de ziyaret edeceğiz. Depolarımıza günlük 8-10 arası tır girişi olmaktadır. Depolarımız sosyal marketlere, köylere, mahallelere, konteyner kentlere, bireysel çadır ve çadır kentlere ihtiyaçları doğrultusunda malzeme vermektedir. Toprak Mahsulleri ofisi depomuza ait iki gezici sosyal market tırı bulunmaktadır. Mobil sosyal market tırları aracılığıyla günlük olarak merkez mahallelerde aynı yardım malzemelerin dağıtımı yapılmaktadır. Arkadaşlarımız bugüne kadar il genelinde yaklaşık 455 bin gıda kolisi dağıtımı yaptı. Yine bakanlığımız deprem çerçevesinde psikososyal destek görevini de üstlendi biliyorsunuz. Bu kapsamda vefakar PSD personelimiz 61.050 hane ziyaretinde 365 binden fazla görüşme gerçekleştirdi. Bu görüşmelerde vatandaşımızın sadece iyi olma hali değil, tüm ihtiyaçlarında tespit edildi ve tespit edilmeye devam ediyor. Tamam. Biz orada takviyelerini yapacağız. Yumurtalar, bunlar dün geldi, bugün de açıldı. Basit açıklaması olacak. Şurayı da açabiliriz arkadaşlar. Bir müsaade isteyeyim. Arkadaşlar, lütfen.